Hepinize merhabalar arkadaşlar. Doruk Akademi'ye hoş geldiniz. Katya derslerimize devam etmekteyiz. Sheet Metal Design derslerimizi Mechanical Design, Generative Sheet Metal Design diyerek yeni bir part açıyoruz. Bu part açtıktan sonra arkadaşlar ilk başta şuradan Sheet Metal parametremizi bir ayarlayalım. 2 2'ye 4 olsun veya 6 6'ya 8 olsun hiç fark etmez. Şimdi bu derste size Rolled Wall'u göstereceğim. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi e, Rolled Wall'un içerisinde e, daha önceden arkadaşlar e, şu ikisi arasında Hopper ile Rolled Wall arasında e, eski sürümlerde e, yanlış hatırlamıyorsam Free From Surface kı kısmı vardı. Şimdi bu kısım yeni e, versiyon 5 kullanan katyalarda artık yok arkadaşlar. Şimdi doğal olarak onu çok göstermek istemiyorum çünkü bazılarınızın bilgisayarında var bazılarınızın bilgisayarında yok olacaktır. Doğal olarak onunla e, sonradan terapi edeceğimiz bir ders yapacağım. Şimdi nerede kalmıştık? E, duvarımızı e, parametrelerimizi vermiştik. Sheet meta parametrelerimizi verdik. Şimdi arkadaşlar roll e, rolled wall zaten adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar rolled wall yani e, bir daire duvarı gibi bir şeyden bahsediyor bizlere. İlk başta arkadaşlar şöyle XY plane'imizi seçip bir tane sketch açalım. Bu sketch içerisinde bir tane center circle çizeceğim. Değerinin hiçbir önemi yok. Ondan sonra exit workbench diyeceğim. Exit workbench dedikten sonra arkadaşlar rolled wall komutuna bir defa tıkladığımda zaten rolled wall definition segmenti karşıma gelecektir. First limit, second limit aynı diğer derslerde gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. First limit buradan yukarı tarafı, second limit ise isterseniz aşağı tarafı kontrol edebileceğiniz kısımlar olacaktır. Tipi arkadaşlar dimension istediğiniz kadar elinizde değer verebilirsiniz veya buradan şöyle ok üzerinden dikkat ettiyseniz length bir değeri değişiyor dikkat ediyorsanız şuradan yukarı doğru veya aşağı doğru azalttığımda veya çoğalttığımda veya arkadaşlar up the plane deyip üstte bir tane plane koyup işte buraya kadar katıla gibi düşünebilirsiniz veya bir surface bir yüzey varmışçasına mesela şöyle bir yatay bir yüzey var gibi düşünün şurada şu şekilde. Buraya kadar, şuradan mesela buradan bu kadar, buradan da bu kadar yukarıya doğru e, Rolled volt çizecek şekilde bir e, katılama meydana gelecektir. Bunun dışında e, şimdi e, sketch bir selection zaten e, en son seçtiğimiz skeci buraya getiriyor arkadaşlar. Herhangi başka bir profilde seçeceğiniz bir kısım varsa üzerine gelip e, buradan seçim yapabiliyorsunuz. Bunun dışında eee mirror extended komutunu kullanabilirsiniz. Fakat dimension kısmında mirror extended aktif olacaktır. Mirror extended komutunu da kullandığınızda yine tipi dimension olacak şekilde arkadaşlar arttırıp azaltabilirsiniz. Dikkat ederseniz hem yukarıdan hem de aşağıdan bir arttırma azaltma meydana geliyor. Bunun dışında arkadaşlar eee mirror extended'ı şöyle bir kapatalım ilk başta. Mirror Extended kapattıktan sonra Invert Material Site dediğimde arkadaşlar buradaki turuncu yapımız ve kırmızı yapımıza dikkat etmenizi öneriyorum. Turuncu yapımız arkadaşlar bizim çizdiğimiz yapımız. Gerçi ben de şu an kırmızı ile çiziyorum ama dışarıda kalan şu anki turuncu yapı bizim çizdiğimiz yapımız. İçerideki yapı ise ee, içeri tarafa doğru bir kalınlık verdiğim yapı. Doğal olarak ee, Symmetrical Thickness dediğimde arkadaşlar. Pardon. Şurada invert material site dediğimde Benim çizdiğim Daire içeri tarafta Verdiğim veya vereceğim kalınlıksa dışarı tarafa doğru oluyor Doğal olarak burada invert material saydığımızı buradan ayarlayabiliyoruz bu arada buradan ayarlayabildiğimiz gibi Şimdi mirror extended deyip Bunu da arkadaşlar ayarlayabiliyoruz yani üstteki ve alttakinde de Aynı şekilde meydana geliyor ama Mirror Extended komutunu örneğin şöyle yapalım. İlk başta simetriyi gösterin burada tek taraflı da. Dikkat ediyor sonra Symmetrical Thickness komutunda ise arkadaşlar içe ve dışa eşit olacak şekilde bir dağılım gerçekleştiriyor. Symmetrical Thickness'ı kapattığınızda yine içeri veya dışarı şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat Symmetrical Thickness açıkken arkadaşlar e, ...invert e, material sayda ayarlayamıyorsunuz. E, bunun dışında şu kırmızı oktan da oka basılı bir kez e, mouse'umuzun sol tuşuyla basarak... ...invert e, edebiliyoruz. İçeri veya dışarı kalınlık verebiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar mirror extent açılı iken... ...symmetrical thickness'ı açtığımızda veya kapattığımızda dikkat ediyorsanız... ...herhangi bir görsel farklılık oluyor fakat bunu göstermiyor burada arkadaşlar. E, buna dikkat edin. Çünkü bazı arkadaşlar yanılıyor. Hocam işte ben burada zaten şunu görüyorum ama e, Mirror Extended yaptığımda görmüyorum. Olmadı zannettim diyebiliyorlar. E, ama buna dikkat edin diyelim. E, sketch Location'ı da ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz end Point isterseniz Orta Nokta veya Başlangıç Noktası olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda second limit'i istediğiniz kadar verebiliyorsunuz. Mesela üst tarafa 58 milimetre kalınlık, pardon yükseklik atamış olmuş durumdayız şu an. Alt tarafa ise arkadaşlar dimension değil de mesela altta bir plane olduğunu düşünürsek up the plane diyerek aşağı tarafa kadar bir plane de çizimi, kalınlığı vermiş olabiliriz veya up the surface olarak da verebiliriz. Veya dimension olarak verip şu şekilde elimizde de mesela yukarı doğru 58 aşağı doğru 22 milimetre Yüksekliğimizi verebiliriz. Şimdi bunun dışında burada da arkadaşlar mirror extended dediğimizde zaten direkt yukarıdakiyle aynısını alıyor. First limit ile aynısını alıyor. Fakat symmetrical extended dediğimizde de gördüğünüz gibi şunu birazcık şöyle uzatırsak ha gördüğünüz gibi arkadaşlar ikincisine verdiğim symmetrical thickness birincisinde de aktif hale gelip pasif hale gelebiliyor veya material side arkadaşlar aktif veya pasif yaptığımda üst taraftaki e, yapı da bundan e, etkileniyor ve e, alt tarafta veya üst tarafta ne ne yaparsam arkadaşlar e, bir sonraki tarafta da e, o etkilenmiş oluyor. Şimdi buna şöyle okey diyelim şu şekilde bir yapımızın meydana geldiğini görün. Şimdi arkadaşlar sketch kısmına şöyle çift tıklıyorum bu sefer sketch kısmında şöyle bir tane line çekeceğim. Bu line'i çekmemin nedenini biraz daha anlayacaksınız. Şöyle silgiye alıyorum. Buraları şu şekilde trimliyorum arkadaşlar. Exit Workbench diyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı bu şekilde kesmiş gibi bir e, görüntü sergiliyor. Eğer sizde update olmuyorsa şu aşağıdan manuel update veya edit kısmından arkadaşlar manuel update yapabilirsiniz. E, bir önceki derslerimizde zaten otomatik update'in nasıl olduğunu da göstermiştik. Şimdi bunun dışında arkadaşlar benim size göstermek istediğim bir konu da bent kısmı. Bent from flat'i göstermek istiyorum. Şöyle şunları bir silelim. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Şimdi Bend From Flat'i e, göstermek için şöyle bir tane XY e plane'ine sketch açalım. E, center Rectangle çizeceğim arkadaşlar. Şuraya bir tane şöyle Center Rectangle çizelim ve exit diyelim. Bunu, e, buna bir duvar atayalım arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle sağdan veya soldan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi plane benim duvarımın alt tarafında kalmış oluyor tamam mı yani herhangi bir nokta veya line tutmak istediğim zaman Alt taraftan tutacağım birazdan ne demek istediğimi anlatacağım sizlere Geliyorum arkadaşlar Ben from flat komutuna tıkladığım zaman ben from flat definition Sekmanı karşıma geliyor profilini seç diyor ben burada herhangi bir şey seçmeyeceğim şu an Çünkü belli bir profil Çizmedim Buraya bir tane Hatta şöyle yapalım. XY plane'ine bir sketch açalım tekrardan. Buraya bir tane şu şekilde bir line çizelim. Exit workbench diyelim. Şimdi burada exit workbench dedik. Bend Flow Flat komutunu açtık. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar profil komutunda direkt sketch 3'ümü benim profilim olarak atadı. İsterseniz şuradan değiştirebiliyorsunuz. Sketch 2 yapabiliyorsunuz. Sketch 3 kısmı benim keseceğim line olduğu için şu anlık burada kalmasını istiyorum. Bunun dışında arkadaşlar şöyle yapalım. İlk başta bir preview diyeyim. Şöyle size bir ne olduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar preview dediğimizde gördüğünüz gibi line'ımın olduğu yerden bir kırma meydana getirdim şimdi bu kırmayı istersem buradaki oktan şöyle yer değiştirebiliyorum yani yukarı tarafa kırabiliyorum Peki derseniz hocam fix Point nedir bu fix Point arkadaşlar sabit nokta anlamında var, anlamına geliyor ve bu sabit noktanın olduğu yer düz kalıyor Diğer taraftan bir kırınım gerçekleştiriliyor şimdi bu Fix point'i nasıl düzenleyeceğiz peki? Cancel dediğimizde arkadaşlar hatta şöyle cancel de demeyelim. Şöyle profilimizi seçelim buradan. E, fix point de mesela arkadaşlar gelip Burada bir yer seçersem eğer bu taraf sabit kalacak veya şuradaki bir noktaları seçersem veya şuradaki bir noktalardan herhangi bir tanesini seçersem e, çizimimin arkadaşlar sol tarafı sabit kalacak. Yine sağ tarafında bu sefer küçük bir kırınım olacak. Şimdi gösteriyorum hemen. Demin demiştim ya arkadaşlar sağ taraftan sol taraftan neden baktığımı şimdi göstereceğim. Şimdi fix point'in nerede olduğuna dikkat edin. Fix point benim e, çizdiğim duvarın alt tabanındaki noktalardan meydana geliyor. Çünkü arkadaşlar bu line'ım da alt tabanda ve benim profilim e, yani XC plane'imin üzerinde hepsi. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar birazcık geri. Şu yakındakinden yapalım. Ben eğer arkadaşlar alttakini değil de fix point olarak üsttekini seçersem bu sefer bana sistem hata verecektir. Birazdan göreceğiz. OK dediğimizde gördüğünüz gibi sistem hata veriyor. Neden arkadaşlar? Çünkü fix, fix point'im şu an üst tarafta. Fix point'im benim alt tarafta olması gerekiyor. Alt tarafı seçiyorum fix point olarak. Preview diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tarafta olduğu için doğru olduğunu algıladı Katya ve kırınımı gerçekleştirdi. Yukarı doğru da kırabiliyorum arkadaşlar, Preview diyorum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru da Kırınımı Gerçekleştirebiliyorum. Bunların dışında tabii buradan e, Radyüsü veya key factor e, çok önemli değil fakat Buradaki Zaten arkadaşlar radyüs biliyorsunuz buradan e, parametreden ayarladığımız Radyüs geliyor buraya e, Açımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela açımızı 30 derece yapmak istiyorum. Preview diyorum. Gördüğünüz gibi 30 derece olacak şekilde bir kırılım gerçekleştirdim. Aynı zamanda fix noktasını sadece burası değil yani herhangi bir şuradaki nokta da seçsem yine sabit kalacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fix point'i burası yaptım. Şöyle birazcık geri geliyorum. Bu sefer 30 değil de 60 derece olacak şekilde bir aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirsin. Preview diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 derece olacak şekilde aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirdim. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bunları birer kez tekrar edin. Çünkü bunlar ileriki çizimlerimizde işimize yarayacak şeyler. Şöyle okey diyerek çıkalım. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde olabiliyor. Bunları dinledikten sonra bir kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten alıştırmalarımızda tekrar ede ede daha çok Alıştırma yaptıkça arkadaşlar işin ehli olabilecek düzeye gelebiliyorsunuz. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın